Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın en önemli projelerinden bir tanesi olan ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında hayata geçen Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda iş yerleri hizmete açılmaya başladı. Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda Kadayıfçı Gültekin kapılarını hizmete açtı. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Canbulut ve çok sayıda davetli katıldı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Açılış kurdelasını Başkan Yardımcısı Süleyman Canbulut ve iş yeri sahibi Gültekin Buğur davetlilerle birlikte kesti. Çekiyoruz Allah efendim. Hayırlı ve uğurlu etsin. Ya Allah. Sağ olun, var olun. Bu işletmemizin Gültekin kardeşimize, Aksaray'ımıza ve müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum. Sahiplerine bol kazanç getirsin diyorum. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Açılışta iş yeri sahibi Gültekin Buğur, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Başta başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu güzel yapıyı milletimize, halkımıza kavuşturduğu için sayısız minnettarız ona. Ben de bir esnaf olarak şu anda Kadayıf tatlı olarak şu anda açmış bulunmaktayız. İnşallah 6 aydan beri bu halkımızla beraber tatlımızı kontrolünü yapmışız. Her türlü inceliklerine rağmen eksilerimizi tamamladık. Güzel bir şekilde hijyenik bir ortamda şeker pancarından kaynatılmış toz şekeriyle kesinlikle glukoz kullanmıyoruz. İmalatımız halka açık. Herkes kontrol edebilir, görebilir. Teşekkür ederim. Aksaray Belediyesi tamamlanan Piri Mehmet Paşa alt geçiti bölgesinde trafik akışını kesintisiz sağlamak amacıyla bağlantı yol çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi daha önce şehrin birçok farklı noktasında yapılan ve trafiğin büyük ölçüde rahatlamasına neden olan bağlantı yolu çalışmalarına devam ediyor. Trafik kazalarının olma ihtimalinin yüksek olduğu birleşme noktalarında kazaların yaşanmaması ve can kaybının olmaması için çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi Fen İşleri ekipleri, şehir içi ulaşım çalışmaları çerçevesinde Atatürk Bulvarı U dönüşü yapımı çalışmalarını tamamladı. Şehir içi trafiğin önemli ve kilit merkezlerinden olan bölgede Aksaray Belediyesi taşıt trafiğini yer altına alarak Küçük Kerge Caddesi'nden başlayıp Migros ve Efor Alışveriş Merkezi önünden 1300 No'lu sokağı üzerinde projelendirdiği Piri Mehmet Paşa alt geçitinde bağlantı yol çalışmalarını sürdürüyor. Alt geçitin hizmete girmesi ve trafiğin yer altına alınmasıyla bölge trafiği rahatlarken alt geçitin duvarlarına yapılmakta olan Aksaray Belediyesi logo temalı çalışmalar, aydınlatma, kaldırım ve çevre düzenlemesi trafik akışını etkilemeyecek şekilde devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce uygulamaya konulan Çocuk ve Gençleri Koruma ve Destekleme Projesi kapsamında Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çocuklar Okusun diye projesiyle zenginleştirilmiş kütüphane faaliyetiyle Ortaköy ilçesi İstiklal İlkokulu'nda şehit polis memuru Salih Aksu'nun ismini taşıyan kütüphane törenle hizmete açıldı. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullarda İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen zenginleştirilmiş kütüphaneler projesinde Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, Ortaköy ilçesi İstiklal İlkokulu'nda Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde girdiği çatışma sonucu şehit olan polis memuru Salih Aksu'nun isminin verildiği kütüphaneyi dualarla hizmete açtı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Açılış törenine Aksaray Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Ortaköy Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, Şehit Polis Memuru Salih Aksu'nun ailesi ve öğrenciler katıldı. Müzik
Törende Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Ortaköy Kaymakamı Fatih Görmüş, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaparak proje hakkında bilgiler verdi. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, öğrencileri suç ortamından uzak tutmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek, milli kimlik ve aidiyet duyarlılıklarını geliştirmek, emniyet teşkilatı ile bölge insan arasında diyaloğu artırmak ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 81 ilimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde zenginleştirilmiş kütüphane projesi uygulamaya konulmuştur. Zenginleştirilmiş kütüphaneler, zeka oyunları, okuma ve dinleme materyallerinin bir arada bulunduğu sesli ve elektronik kitaplar gibi alternatif okuma seçeneklerinden öğrencilerin faydalanabildiği taşınabilir raflarıyla ve estetik pedagojik açıdan uygun renkleriyle çocuklara okuma alışkanlığı ve zevki uyandıran, onları kütüphaneye çekecek mekanlar şeklinde tasarlanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yukarıda standartlarda oluşturulan Z kütüphanelere aziz şehitlerimizin isimleri verilmektedir. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Ortaköy İstiklal İlkokulu Şehit Polis Memuru Salih Aksu Z Kütüphanesi'nin kurulumu tamamlanmış ve bugün itibariyle öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. Vatanımız uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, hepinize saygılar sunuyorum. Hepimizin bildiği gibi kitap okumak insanın fikir yapısını ve hayal dünyasını geliştirir. Sözcük dağarcığını artırır. Okumak kişiyi öğrenmeye götüren en başlı bilgi deposudur. İnsan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Kütüphaneye giderek sürekli okuyan birey, dünyada ve çevresinde olan biteni daha kolay idrak eder. Bununla birlikte yeni şeyler öğrenmeye çok daha heveslidir. Açtığımız bu güzel kütüphanenin çocuklarımızın düşünce ve hayal dünyalarına büyük katkı sağlayacağından eminim. Bu vesileyle kütüphanemize ismini verdiğimiz şehit polisimiz Salih Aksu'yu bir kez daha rahmetle anıyorum. Kütüphanemizin yapımı konusunda emeği geçen, başta Sayın Valimiz olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, İl Emniyet Müdürümüze ve bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Aksaray'ın birçok noktasında yol yapım çalışması gerçekleştiren Aksaray Belediyesi, şehrin en ücra köşelerine kadar hizmet götürmeye devam ediyor. Yol yapım ve bakım çalışmalarına devam eden Aksaray Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aksaray Üniversitesi Makine Mühendislik Fakültesi konumunda yer alan bölgede yol çalışmalarını sürdürüyor. Yollardaki çalışmaların büyüklüğüne göre geliştirilmiş teknolojik iş makineleri kullanan Aksaray Belediyesi, vatandaşları toz ve çamurdan kurtarıyor. 14 Şubat tarihi kimimiz için bir anlam ifade etse de etmese de birçok kampanya ve etkinlik düzenleniyor. PTT'de özel ve gün haftalarda düzenlediği kampanyalara 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir yenisini ekledi. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Sevgililer Günü öncesindeki 5 iş gününde kargo gönderilerinde %25 indirim uygularken Sevgililer Günü'ne özel tebrik kartları hazırladı. İlgi çekici tasarım ve görsellerle sevginin güzelliğini yansıtan tebrik kartları tüm PTT işyerlerinden ücretsiz edinilebiliyor. Tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden alınacak. Sevgililer Günü öncesindeki 5 iş gününe denk gelen 7, 8, 9, 12 ve 13 Şubat'ta
Postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde %25 indirim yapılacak. Herhangi bir indirimden faydalanan göndericiler ayrıca bu indirimden yararlanamayacak. Vatandaşların mektup yazma ve unutulmaya yüz tutan kartpostal gönderimini yeniden canlandırmak için PTT tarafından 3 yıl önce uygulamaya konulan özel gün içeriğiyle ilgili kartlar Sevgililer Günü içinde hazırlanırken, ücretsiz olan kartpostallara en büyük ilginin cezaevlerinden, askeri birliklerden ve üniversitelerden geldiği kaydedildi. Aksaray Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Tütüncü Dükkanı adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturuyor. İki amatör hırsızın soygun yapmak için girdikleri tütün dükkanında mahsur kalınca insanlıklarını hatırladıkları ve insanlık dersi niteliğinde iki hırsızın hikayesini konu alan oyun 8 Şubat Perşembe günü saat 19.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Adana Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Tütüncü Dükkanı adlı oyuna tüm halkımız davetlidir. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.